ben Ergen'le ilgili son gelişmelerin VTR'sini sizlere izleteyim. Dönüşte de hemen sorularım var. Neler anlatacaklar çok merak ediyorum. Gülben'e mi geçtik? Yasak aşk skandallarıyla Türkiye'yi şah damarından, şah damarından... Şah şah şah, dam dam dam, ar ar ar, şah damar, şah damar. Gözyaşlı kadınları can damarından vuran, can damarından... Gülben Ergen denilen kadın artık çok oldu. Skandallar kraliçesi Gülben Ergen tahtından düştü, dillere düştü. Kimseyi aldatmadım dedi. Göz göre göre inkar etti. Ben değil eşimi, hayatta hiç kimseyi aldatmadım. Aldatmadım. Ancak geçmiş silinmedi. Mustafa Erdoğan'ın spor hocasıyla aldattı. Yakalandı. Erhan Çelik'i iş adamıyla aldattı. Yine yakalandı. Mustafa Erdoğan'la evliyken spor hocasına yazdığı mesajlar bir star yarattı. Şah şah şah, dam dam dam, ar ar ar, şah damar, şah damar, ajdar, ajdar. Gülben Ergen'in yasak aşk nameleri önce duayen bir magazincinin kalemine, ardından ajdarın diline düştü. Rengim sensin, angim sen, gökkuşağınım ben senin. Mesajlar bir şarkı sözüydü diyor. Kiminle mesajlaştığımın hesabını vereceğimi düşünmezdim doğrusu. Bu bir şarkı sözü desem, bunu Deniz Seki yazdı desem. Şarkı çoktan yazıldı. Birileri de o şarkıyı çoktan meşhur etti. Şah şah şah, dam dam dam, ar ar ar, şah damar, şah damar, ajdar, ajdar. Gülben Ergen bundan tam 5 yıl önce bana hiçbir şey olmaz, ben yine gülerim dedi. Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz. Ancak bu kez güldürmedi. Güler misiniz? İstediğiniz kadar gülün. Gülben Ergen son aşk skandalıyla önce itibarını, ardından birer birer işini kaybetti. Çocuklar gülsün diye, çocuklar görmesin diye ilişkisini kesti. Dadılık başlamadan bitti. Reklamlar Gülben Ergen'in bu yüzünü sevmedi. Yani bu skandal Gülben Ergen'i sildi. Sildi. Şimdi bu Şah Damar şarkısının sözleri birebir Gülben Ergen mesajlaşmalarından oluşuyor. Evet evet. Neredesin? Karşılıklı konuşmalar var. Neredesin? İşte en arkadayım. Rengim sensin. Rengim sensin. İşte şu an sahnedekileri programına konuk al istersen diyor erkek tarafı. Alırım hayatım tabii ki. Sahibim misin sen benim gibi karşılıklı konuşmalar var. En sonunda Şah Damar. Birebir de Şah Damar'ım olarak şarkı sözü olarak geçiyor. Peki benim bunu yıllarca Erhan Çelik'e söylediğini bilip benim gibi böyle her şeyi bilen... Spor hocası çıkması bunun beni çok ters köşe. Bunları Bircan. Beni nasıl ters köşe yaptı? Ama öyle bir algı vardı bence Bircan. Bu sadece senin düştüğün bir hata değildi diye düşünüyorum. O Şah Damar mesajı sonra Gülben Ergen Erhan Çelik'le elenince ona galiba mal edildi. Ha. Ama Erhan Çelik bana söylemeye çalışmıştı da ben biraz dinlememiştim orasını. Ya ben o işte yokum aslında demişti de ben pek varsın varsın diye adamı pres yapmıştım. Peki Nihat bu fotoğraftaki o Şah Damar mı? Evet fotoğraftaki Şah Damar bu. Bu spor hocası. Fotoğraftaki Şah Damar'ı bulunuz. Şah Damar'ı çıkarınız çok. Şah Damar Tekirdağlı bir spor hocası kardeşimiz. Aa. O nereli olduğunu da biliyorsun. Tabii tabii biliyorsun. Fakat herhalde dün cuma günü itibariyle, cuma ben söyledikten sonra cumartesi itibariyle çalışmış olduğu spor salonundan bir 15 günlük tatile uzadığı. Servis dışı. Az önce girizgahla birlikte de telefonun da servis dışı ya, olduğu. Ya o çok komik ya. Tabii tabii biz bağlayalım dedik canlı yayına. Telefon numarasını da buldun tabii, mu yani? Tabii telefon numarası da geldi. Aradık kendisini, servis aradığınız numaraya ulaşılamıyor. Sizi engellemiştir dur ben arayayım. Yok yok. Komple mi? 2-3 telefondan arandı. 2-3 telefondan adam arandı. Adam hayatından vazgeçti be. Şimdi bu fotoğraf karesini de anlatacağız evet. Dedik Nihat dün biterken. Niye bu kare tek kare? Şimdi burada bunun tam net görünmüyor. Bunun videosu nerede? Tam net görünmüyor onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Şimdi açık söylüyorum. Gülben Ergen'le bu Şah Damar'ım dedi. O zaman da Mustafa Erdoğan'la evli ha. Mustafa Erdoğan'la evli. Bakın. Şunu beklerdik biz Gülben Ergen'den. Hani Seda Hanım'ın programına bağlanacağını. Ki o program fecaattir aslında onu da söyleyeyim yani.
Şey çünkü şey yanlış. Burada şimdi hak adına konuşacaksak hak hakikat adına. Fecaat derken? Efendim yani yayıncılık adına fecaat. Onu söyleyeyim. Bence